Yetiştirme testi 3'teyiz. İlk sorumuz. Silindirik KLM cisimleri suda şekildeki gibi dengededir. Cisimlerin öz kütlelere sırasıyla DK, DL, DM olduğuna göre bunun arasındaki ilişki nedir? Cisimlerin batma oranlarına göre biz yoğunluklarını karşılaştırabiliriz. Bir cismi kendi hacmine göre ne kadar çok battıysa o cisim daha yoğundur. Şuraya baktığımızda batan hacim tüm hacmine göre daha az olduğuna göre yoğunluğu en az olan M'dir. K'ya baktığımızda batan hacim bütün hacmine göre diğerlerine göre daha fazla olduğuna göre yoğunluğu da en fazla olan K'dır. En fazla K, en az da M olduğuna göre cevabımız B seçeneğidir. İkinci sorumuzda silindirik K kabı X, Y, Z cisimleri suda şekil 1, 2, 3'teki gibi dengededir diyor. Buna göre hangileri yargılarından kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlar batma sıvının yükselme miktarı veya batma miktarı ağırlıkla doğru orantılıdır. Yüzen cisimlerde bakın FK eşittir G. Yani V batan çarpı D sıvı çarpı G eşittir büyük G derken burada batan kısımla ağırlık doğru orantılıdır. Bu şu demektir. Yani M kütleli cisim V hacmi kadar batıyorsa yüzen cisim için söyleyeyim. 2M 2V'ye kadar batacaktır. O battığı miktar arttıkça da sıvının yükselmesi de artacaktır. Şimdi şuraya baktığımızda biz buradan sadece Z bakın Z'yi aldığımızda H kadar bakın yükseliyor. 4H'tan 3H'a düşüyor. Bir de Y'yi aldığımızda 2H. Demek ki Y ve Z aynı kütlede cisimlermiş ki her birini koyduğumuzda bir H kadar daha sıvı batıyor. Yani kabımız batıyor, ağırlaşıyor demektir. O halde X ve Y'nin kütleleri kesinlikle eşittir. X'in kütlesi Y'ye eşittir diyemiyorum. Çünkü burada kabın bir ağırlığı var, boş kabın. Bunun hani kabın ağır, boşken de H olsaydı, X'i koyduğunda 2H olsaydı diyebilirdim. Öyle bir bilgi yok. Kesinlikle diyemiyorum. X'in kütlesi K'nın kütlesi, kabın kütlesinden büyüktür. Onu da işte boş iken ne kadar battığını bilmediğim için bunu da söyleyemiyorum. Cevabım A seçeneğidir. Üçüncü sorumuzda öz kütlelere sırasıyla demiş arkadaşlar bakın 2D, 3D ve 4D olan eşit hacimli KLM cisimleri öz kütleleri D, o öz kütlesi D olan sıvıya bırakılıyor. Kap tabanına ulaşma süreleri arasındaki ilişkiyi sormuş. D eşittir M bölü V'den. Eğer burada bakın hacimleri eşit olduğuna göre bu da V hacimli, bu da V hacimli, bu da ağırlığı yani kütlesi direkt neyle? Öz kütleyle doğru orantılıdır. O halde buna 2M, buna 3M, buna 4M diyebilirim. Aynı şekilde ağırlıklarına da buna, bunun bakın ağırlığına 4G, buna 3G, buna da 2G diyebilirim. Şimdi bunlar kesinlikle batacaklar. Kesinlikle battıkları için kaldırma kuvveti etkileyecek. Peki kaldırma kuvveti neydi? Kaldırma kuvveti V batan D sıvı çarpı G değil miydi? Hepsine aynı F kadar bir kaldırma kuvveti uygulandığını düşünelim. Şimdi buna da F kadar bir kaldırma kuvveti. Buna da bir F kadar bir kaldırma kuvveti, buna da cisimlerin aşağı doğru hızlanmasını etkileyen kuvvet Fnet kuvvetidir. Fnet nedir? Ağırlığından kaldırma kuvvetinin farkına eşittir. Şimdi en ağır bu. Buna F kadar yine kaldırma kuvveti var. En hafif de bu. Buna yine F kadar kaldırma kuvveti. Bunun üzerindeki Fnet daha büyük olduğu için daha çok ivmeli hareket yapacak, daha çok hızlanacak ve daha kısa sürede buraya gelecektir. Yani M daha kısa sürede gelecek. Bunu etken Fnet daha küçük olduğu için hızlanma miktarı daha düşük olacak, biraz daha geç gelecek. O halde bakın
Burada en hızlı M geldiği için, en geç de K geldiği için cevabımız B seçeneği olacak diyoruz. Dördüncü sorumuzda havadaki ağırlığı 4G olan bir cisim 2D özkütleli sıvıda ağırlığı 2G'dir. Buna göre aynı cisim D özkütleli sıvıdaki ağırlığı nedir? Bakın kaldırma kuvvetini nasıl hesaplıyorduk? G hava eksi G sıvı. Demek ki 2D, şöyle yazalım, 2D'lik bir sıvıda kaldırma kuvveti neye eşitmiş onu bulalım. Fk eşittir havadaki ağırlığı 4G, sudaki ağırlığı 2G, o halde o da 2G'dir arkadaşlar. Cisim tamamen batıyor, dikkat edin. Çünkü suyun içerisinde bir ağırlığı varsa tamamen batıyor demektir. Aynı, hacmi aynı demektir. Peki bu 2D, yani F kaldırma kuvvetinin formülü neydi? Şöyle parantez içinde yazalım. V batan D sıvı çarpı G değil miydi? Hacim aynı ama sıvının yoğunluğu 2D iken 2G'lik bir kaldırma kuvveti uygulanmış. D yoğunluklu sıvıya koyduğumuzda o halde kaldırma kuvveti, bakın 2D'de, 2D'lik sıvıda 2G ise, D'lik sıvıda ise G kadar oluşur. Bunu tekrar yazayım, bakın F kaldırma kuvveti G hava eksi G sıvı olacak. Bize G sıvıdaki ağırlığı soruyor. Şimdi bu D yoğunluklu sıvıdaki kaldırma kuvvetim G olacak. Neden? Bir daha söylüyorum. 2D'lik sıvıda kaldırma kuvveti 2G ise D'lik sıvıda G olur. Havadaki ağırlığım değişmedi. 4G, G sıvıyı istiyordu benden. Buradan da G sıvı arkadaşlar 3G olur. Yani ağırlığı kaç G'ymiş? 3G. Cevabımız A seçeneğidir. Beşinci sorumuzda bir X cismi K ve L balonları şekildeki bir dengededir. İplerdeki gerilimler sıfırdan farklı olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Balonların ağırlıkları önemsenmiyor. K'nın hacmi L'nin hacminden büyüktür demiş arkadaşlar. Şimdi burada buna uygulanan kaldırma kuvveti arkadaşlar, yukarı doğru uygulanan kaldırma kuvveti, FK'ya uygulanan kaldırma kuvveti, bir de buna FL'ye uygulanan bir kaldırma kuvveti var. Şimdi bu neyle dengelenmiş? Cismin ağırlığıyla dengelenmiş. Yukarı olan kaldırma kuvveti cismi askıda duruyor, bakın dengede duruyor. G ile cismin ağırlığı olan G ile dengelenmiş. Peki yukarı doğru olan kaldırma kuvveti, burada bir G var ama bir de burada sıvının uyguladığı bir kaldırma kuvveti var. F kadar bir sıvı. O halde bakın iki tane yukarı doğru kaldırma kuvveti G ile dengelendiğine göre, buradaki kaldırma kuvveti bundan sadece dengelendiğine göre, demek ki K'nın hacmi L'den büyüktür. Çünkü K'nın hacmini büyük olmalı ki buna uygulanan havanın kaldırma kuvveti daha büyük olsun. Bir daha söylüyorum. Buradaki bu L olsun. Bak işte L yanlış olmasın. L, buna uygulanan kaldırma kuvveti artı bir de şu var. Yukarı doğru olan bir kuvvet var. İkisi birlikte G'yi dengelerken burada buna uygulanan kaldırma kuvveti sadece bunun ağırlığıyla dengelendiği için buna uygulanan kaldırma kuvveti büyük olması lazım. Büyük olması için de hacminin büyük olması lazım. X'in öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyüktür diyor. Evet, büyüktür çünkü dibe batmak istemiştir cisim. Peki K'nın bağlı olduğu ipteki gerilme kuvveti L'nin bağlı olduğu bir gerilme kuvvetinden büyük müdür? Şuradan da yapabiliriz. Bakın L cismi de dengede. Buna uygulanan şuradaki gerilme kuvvetine TL diyelim. Buradaki olan gerilme kuvvetine TK diyelim. Biraz önce ne dedik? Bunun hacmi büyüktü. Buna daha çok kaldırma kuvveti uygulanıyordu. O TK ile de dengelenmiştir. Burada uygulanan kaldırma kuvveti küçüktü. O ne ile dengelenmiştir? İpteki TL ile dengelenmiştir. Evet, o halde buradaki gerilme kuvveti daha büyüktür. Bu ifade de doğru. Cevabımız E seçeneğidir. Altıncı sorumuzdayız. Taşma yüzeyine kadar dolu kaptaki sıvıya daldırılan cisim dinamometreye asılı şekilde gibi dengelenmiştir. Bunlardan hangileri doğrudur? Kaldırma kuvveti taşan sıvının ağırlığına eşittir.
Evet, bir cisim içerisinde, sıvı içerisinde kalan cisimlere uygulanan kaldırma kuvveti her zaman yer değiştiren sıvının ağırlığına veya taşan sıvının ağırlığına eşittir. Bu ifade her zaman doğrudur arkadaşlar. Kaldırma kuvveti yer değiştiren sıvının veya taşma seviyesine kadar bir kapsa taşan sıvının ağırlığına eşittir. Kapta ağırlaşma olmamıştır. Bunu nasıl anlayacağız? Bakın, eğer kabımız böyle taşmayan bir sıvı taşımayan bir kap olsaydı ve cismimiz bakın şöyle asılı olsaydı bu kap ne kadar ağırlaşırdı sorusuna gelelim bakın. Cismin ağırlığı kadar ağırlaşmaz. Bak, ne kadar ağırlaşır biliyor musunuz? Kaldırma kuvveti kadar ağırlaşır. Çünkü sıvı cismi FK kadar yukarı doğru iterken cisim de sanki etki tepkiden dolayı kabı sıvıyı aşağıya FK kadar itmiş gibi olur. Dolayısıyla FK kadar ağırlaşır. Şimdi taşmasaydı FK kadar yani kaldırma kuvveti kadar ağırlaşacaktı. Peki kaldırma kuvveti kadar sıvıyı taşırdıysa demek ki kap ağırlaşmamıştır. Cismin bağlı olduğu ip koparsa kapta dinamometre ip kopmadan önce gösterdiği kadar bir ağırlaşma olur. Şimdi cismin bir ağırlığı var. Bakın. Bir de ipteki bakın gerilme kuvveti var. Şimdi bütün ağırlığı kadar ağırlaşmıyor. İpteki çünkü ip ağırlığının bir kısmını taşıyor. Eğer koparsa o kısım da artık sıvının dibine yani kabın tabanına etki edeceği için dinamometrenin gösterdiği değer kadar da bir artış olur. Bu da doğru. Cevabımız E seçeneğidir.